Kur'an zikir olması için içine şuur girmesi lazım. Şuur girince sual girmesi lazım. Anlama girmesi lazım. Fehim girmesi lazım. Lazım, lazım, lazım. Evet, bütün bu lazım ve melzum içerisinde biz de bu mübarek hadisi anlamaya çalışalım. Neden sadece Ramazan'da açılıyormuş? Evet. Allah'ın rahmeti ve merhameti diğer 11 ayda neden saçılmıyormuş? Saçılmıyor muymuş acaba? Göklerin kapısı başka zaman açılmıyor yani. Muymuş acaba? Veya şeytanlar neden Ramazan'da bağlanıyormuş? Neden başka zamanlarda bağlanmıyor? Neden bağlanıyormuş da bağlamıyormuş? O bağlamıyormuş da bağlanıyormuş. Orada da bir incelik var. Sülsilet. Sülsilet. Neden? Meçhul. Evet. Cevaplara geçelim bu kadar sualden sonra. Evet, lütfen. Bir misal vereyim de anlamak kolay olsun. Çok güzel olur. Ramazan, ibadet borsasının pik yaptığı günlerdir. Evet. Zirveye çıkıyor. Tırnak içinde zirve yaptı. Misal veriyorum, sadece misal olsun, iyi anlaşılsın diye. Siz ürettiğiniz bir şeyi dışarıdan getirip de satmaya çalışsanız gümrüğe tabi tutulursunuz. Evet. Mutlaka gümrükten geçer. Gümrükten geçerken de ahiret sualleri başlar. Evet. Bir sürü hesap verirsiniz, bir de gümrük ödersiniz. Oldu mu malın üstüne, maliyetin üstüne bir bedel daha? Tabii. Ve bir sürü zeziyet çekersiniz. Yani ince elenir, sık dokunur. Sık dokunur. Fakat serbest bölgede üretir satarsanız gümrüğe tabi değil. Dolayısıyla kazancınız maksimum olur. Gümrüğe tabi olmadığı için de geçer. Geçiverir. Ramazan'da yapılan ameller gümrüğe tabi olmayan mala benzer. Çok güzel. Transit geçiyor. Göğün kapıları açık olduğu için transit geçer. Gümrükçüler sormaz. Harika. Onun için çok güzel. En yüksek bedelden bulur karşılığını. Rabbimizin bir rahmetidir, mağfiretidir. Bu mağfiretin sebebi nedir? Kur'an. Kur'an'ın ekmeğini yiyoruz biz Ramazan suretinde. Evet. Kur'an o ayda inmemiş olsaydı Ramazan diye bir şey olmayacak. Yani Ramazan önemini, ehemmiyetini Kur'an'dan alıyor. Kur'an'dan alıyor. Kur'an'ın doğum ayı olduğu için, doğum ayı olduğu için. Yani Kur'an öyle bir bereket merkezi ki, öyle bir Rahman'ın rahmi ki, biz o rahmetten Ramazan vesilesiyle ayrıca da istifade ediyoruz. Doğru. Dolayısıyla teşekkürümüzün merkezinde Kur'an olmalı. Ve ey Kur'an, sen ne büyük lütufmuşsun ki doğduğun ay ömür boyu bize göklerin açıldığı, kapılarının açıldığı, rahmetin saçıldığı muhteşem bir imkana dönüşüyor diye Kur'an'ı ve Kur'an'ı gönderene teşekkür etmek durumundayız. Bu bir. Gelelim sülsileti şeyatin. Şeytanlar niye bağlanır? Bağlanır diyor. O bağlar değil. Bağlanır. Bağlanır. Fail meçhul. Niye meçhul? Aslında oruç tutan kendini tutar. Onu nasıl açarız hocam? O çok önemli bir şey. Oruç tutmak tutan kendini tutmaktır. Oruç tutmak yani kendini tutmaktır. Yani nefse hakimiyet... Eyvallah. İnsanoğlunun başına ne geliyorsa kendini tutamadığı için gelir. Kendimi tutamadım, yaptım bir terbiyesiz. Elimi tutamadım, yaptım bir şey. Vurdum, kırdım. Tabii. Elim kırılaydı da yapmayaydım. Nefsimi tutamadım. Yani insanoğlu kendini tutamadığı zaman onu kimse tutamaz. Evet. Onun için oruç tutmak, imsak kendini tutmaktır. Savum imsak manasına gelir. Savum oruç. Oruç. Orucun Arap dilinde kök mana karşılığı imsaktır, tutmak. Biz aslında tutmayı tutuyoruz. Tutmayı tutuyoruz. Tutmayı tutuyoruz. Evet. Tutuşu tutuyoruz.
Biz kendi yanımızı tutuyoruz. Allah'tan yana olanı tutuyoruz. Allah bizden yana, onun için kendimizi tutuyoruz. Evet. Çünkü Allah bizi tutuyor. Oruçla Allah bizi tutuyor. Allah'ın oruçtan hiçbir istifadesi yok. Haşa. Tabii. İhtiyacı da yok. İhtiyacı yok. Hiç kimse tutmasa hiçbir şeyi eksilmez. Ama insanın çok şeyi eksik. İnsan kendini tutamaz. Onun için kendimizi tuttuğumuzda Allah da şeytanı tutuyor. Çünkü biz kendimizi tuttuğumuzda Allah'tan yana tavır almış oluyoruz. Eyvallah. Allah'tan yana olan tavrımızı, yanımızı tutmuş oluyoruz. Ve aslında şeytanı bağlayan biz oluyoruz. Sülsileti şeyatı. Şimdi ifade oturdu. Bağlanır. Bağlanır. Fail yok. Fail. Çünkü karşılıklı. Faili mecazi insan, faili hakiki Allah. Faili mecaziden fiil sudur etmedikçe faili hakiki harekete geçmiyor. Bağlamıyor. Muharrik unsur insan oluyor ki tavrını ortaya koyuyor, Allah da bağlıyor. Eyvallah. Edilgen. Eyvallah. Ama senden başlıyor. Sen başlatıyorsun. Onun bağlaması için senin tutman lazım. Tutman lazım. Nefsini bağlarsan şeytanı bağlar. Çok güzel hocam ya. Bu işte ezber bozan dediğim benim bu. Yani şimdi bakın, bu ezbere söylenen bir şey. Ama burada insan iradesinin, insanın tavrının, tarzının ne kadar önemli olduğunu, Allah'ın fiilini harekete geçirmede insanın fiilinin önemli olduğunu anlamak çok önemli benim için. Çok güzel. Onun için çok güzel. Bir müminin en özgür günleri Ramazan günleridir diyebilirim. Özgürlükle ne alakası var diyeceklerdir. Yani aksine birçok şeyi yemiyoruz. Özgür olsaydık elimizi attığımızı yerdik, attığımızı içerdik. Bak, su içmek istiyorum, içemiyorum. Sofra önümüzde, elimizi uzatamıyoruz. Özgürlük bunun, bu ne özgürlüktür işte. Bizde özgürlüğün tarifi budur. Budur. Kendini tutmak. Aynen öyle. Nefsi köle ettiğin kadar özgürsün. Kendini tuttuğun kadar özgürsün. Nefsin efendin olduğu zaman köle sensin. Nefsin kölen olduğu zaman efendi sensin. İşte bu. Onun için Ramazan özgürlük ayıdır. Kur'an da özgürlük kitabıdır. O nedenle Müslümanlara bir özgürlük talimi, insanlığa bir özgürlük talimi yaptırılıyor. Yani Ramazan-ı Şerif bir hürleşme, özgürleşme talimidir. Aynen öyle. Bu disiplini kazanma eğitimidir. Aynen öyle. Hürriyet talimi. Hürriyet talimi. Çok güzel. İnsanın en hür demi Ramazan'dır. İnsan nefsini bağladığı, köle ettiği oranda ruhunu özgür bırakır. Aynen. Bu manada bedeni tutuyoruz bakın. Bedeni tutuyorsanız bir şeyi bırakmanız lazım. Bedeni aç bırakıyorsanız bir şeyi doyurmanız lazım. Doğru. Aslında Ramazan doyma mevsimidir, aç kalma değil. Ramazan beslenme mevsimidir, aç kalma değil. Şu anda besliyoruz ve besleniyoruz. 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 Ruhen, kalben. Aynen. Aklen. Aklen. Evet. Ey beden, sen ikincilsin, yerini bil. Tabi ol. Sen, evet. Sen first değil, seconds. Seconds. Arkaya geç. Ey ruh, beden gemisinin kaptan köşkünde sen oturmalısın. Hayat gemisinin kaptan köşkünde sen varsın. Hayat gemisinin kaptan köşküne geç ve gemini kullan. Özgürce kullan. Bunu demiş oluyorsunuz. Ramazan fiilen bunu söyletiyor bize. Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Bundan daha büyük bir hürriyet olur mu? Ya. Rabbimizin bundan daha büyük bir ikramı olur mu? Ya. Hocam öyle anladım ki, beden ruha tabi olduğunda ancak hürleşme, ruh bedene tabi olduğunda köleleşme mevzu bahis. Eyvallah. Dolayısıyla Batı'da da bunun tam tersi maalesef. Tam tersi. Modern zihin bunun tam tersi olarak algılıyor özgürlüğü. Tabii. Nefsini ne kadar serbest bırakmışsa o kadar özgür olduğunu düşünüyor. Evet. İçine atma diyor, her istediğini yaşa diyor, duygularını bastırma diyor. Evet. Dünyanın zevk tadını, al diyor. Zevk al tadını diyor. Çıkar tadını diyor. Çıkar diyor. Hazzı, tabii. Anı yaşa diyor. Anı yaşa diyor. Şu sloganlara bakın. Tabii, tabii. Bu tam bir kölelik sloganları. Tamam.
Evet. Ve onun için